Dertlerimizden, sorunlarımızdan kaçmak bize ilk etapta çok çekici geliyor olabilir. Dertlerimizden uzaklaşmak ya da sorunlarımızı görmezden gelmek bize aslında bir şekilde mutluluk veriyor ya da sahte mutluluk veriyor olabilir. Ama çare bu değil. Hadi videoya geçelim. Kıymetli izleyicim, kanalıma hoş geldin. Yepyeni bir video ile karşındayım. Bu kanalda e-ticareti, dijital pazarlamayı, pasif gelir modellerini, yapay zekayı ve tabii ki sosyal konuları konuşuyoruz. Sizlere tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Bugünkü konumsa aslında kaçmak arkadaşlar. Hayatımızda bizi rahatsız eden konulardan, bize bir sorunlarımızdan, dertlerimizden kaçmak. Birçok insan, birçok arkadaşımız bunu yapıyor. Sorunlarından, dertlerinden kaçıyor, onlardan uzaklaşıyor. Onları çözmek yerine bir şekilde kendi konfor alanına çekilerek o konfor alanında aslında hayatına devam etmek istiyor. Ama arkadaşlar, kaçmak şifa değildir. Şifa yüzleşmektir. Yani o derdin şifası, o dertle yüzleşmek ve o derdin üzerine giderek onu bir şekilde çözüme ulaştırmak, çözüme kavuşturmaktır. Evet, bazı dertlerin şifası zamandır. Ama bu zamana bırakmak şey şu değildir. Hani kendi haline bıraktım, saldım gittim, ne hali varsa görsün değil arkadaşlar. Zamana bırakmak istediğimiz yerde ya da zamana bırakmamızın zorunlu olduğu noktalarda evet, dertlerimizin şifası zamandır. Zamana bırakmalıyız. Ama dertlerimizden kaçmamalıyız. Dertlerimizin üzerine gitmeliyiz. O sorunun üzerine gitmeliyiz. Yani matematiği halledemiyoruz. Matematikle alakalı problemimiz var. Matematiği bir türlü almıyor. Ya ben matematiği öğrenemiyorum deyip sırtımı dönüp gitmek aslında o derdin şifası değil. O derdi büyütür. Yani sen lisede matematiği halledemiyorsan lise 2'de, lise 3'te, işte üniversitede, YKS'de, orada burada nasıl halledeceksin? LG işte üniversite sınavlarını nasıl halledeceksin? O yüzden o derdin üzerine gitmelisin. Ya da genelde bizde şu var hep. İşte İngilizce öğrenemiyorum. İngilizce öğrenemiyorsan bunun üzerine gitmelisin. Bundan kaçmamalısın ki o derdin şifasını yakalayabilesin. O derdin şifasını çekebilesin. Belki senin o İngilizce öğrenememenin öğrenme tekniğiyle alakalı problemin var. Eğitim aldığın hocanın tekniğiyle alakalı belki problemlerin var. Belki daha farklı şeyler, daha farklı öğrenme teknikleriyle öğrenmeye çalışsan belki o konuyu halledeceksin. Belki o derdini çözeceksin. Ya da mesela ailesiyle alakalı problemleri olan, sosyal hayatında ilişkileriyle alakalı problemleri olan insanlar genelde kendilerini bir noktaya kapatmak istiyorlar. Ya da işte eve kapatıyorlar, odaya kapatıyorlar. İnsanlardan uzaklaşıyorlar. Kendilerini yalnızlaştırmaya başlıyorlar. Ama şifası o geçici bir şifa. Yani o yalnızlık, yalnızlık bu arada uyuşturucu gibidir arkadaşlar. Bir kere alıştığınız zaman sizin peşinizi bırakmaz, sizin yakanızı bırakmaz. Siz de onu bırakmak istemezsiniz. Çünkü yalnız insanlar kendilerine vakit ayırabilirler. Kendine vakit ayıran insanlar da mutlu olmaya başlar. Ama yalnızlık tehlikeli bir hastalıktır. Hem paylaşımcı olmanızı engeller, hem o hayatınızdaki güzellikleri paylaşmayı, hem sıkıntılarınızı, dertlerinizi paylaşmanızı engel olur aslında. Ve bir süre sonra yalnızlık sizi çok bunaltmaya, çok daraltmaya ve depresyona kadar giden sıkıntılara sebep olur. O yüzden hani yalnızlaşmak da, o dertlerden uzaklaşıp köşene çekilmek de aslında çok sizi hani sorunlarınıza geçici bir çözüm olur. Ama bunlarla beraber çok daha büyük sorunlara gider. Ben bunların hepsini yaşadım, tecrübe ettim. Sizlere hani o yüzden evet, bir psikolog değilim, bir psikiyatri uzmanı değilim ama tecrübelerimden yola çıkarak bunu aktarıyorum. Ya ben de zamanında sorunlarımdan kaçtım, kendimi eve kapattım. Hatta İstanbul'da yaşarken gittim, Silivri'ye yerleştim. Farklı farklı şeyler yaptım. Silivri'yi bilen bilir. Çok böyle tenha yerlerdir, yani daha sakin yerlerdir. Ama çözüm bu değil. Çözüm o dertlerin üzerine gidip o dertleri çözmek, o dertlerle yüzleşmek. Yani şifayı orada aramak, şifayı dertlerin içinde aramak zorundayız. Çünkü şifa da orada, dert de orada. Yani gidip onu bir şekilde çözüp almalıyız. Peki, ben üzerine gitsem de yapamıyorum. Arkadaşlar, mermeri
su damlaları deler. Duymuşsunuzdur mutlaka bunu. Yani su damlası sürekli o mermerin üzerine, yani şu üzerinde oturduğum kayanın üzerine su damlası sürekli gele gele o kayayı yontar arkadaşlar. O kayayı oymaya başlar. İşte biz de aslında dertlerimizin üzerine gide gide, dertlerle yüzleşe yüzleşe, dertlerle o sorunlarla yüzleşe yüzleşe aslında o derdin içinden şifayı çeker alırız. Dert kısmı birinci tabaka. Şifa kısmı ikinci tabaka. Hatta şöyle, dert kısmı birinci tabaka. O dertle yüzleşmek ikinci tabaka, şifa kısmı üçüncü tabaka. Biz o dertlerin üstüne vurdukça biz o şifa tabakasına ulaşabiliriz. Derdin içindeki şifayı ancak üzerine giderek, ancak o dertle, sıkıntılarla, sorunlarla yüzleşerek bulabiliriz. Onlardan kaçarak değil, dertlerden kaçmak bugün bize hiçbir çözüm sağlamaz. Bunu tekrar tekrar videoda, ya bu videonun içinde defalarca söyledim, başka videolarda da aktarmaya çalışıyorum, söylemeye çalışıyorum. Dertlerle yüzleşmeliyiz. Masamıza bir sandalye daha çekip dertleri oturtup onunla konuşmalıyız, yüzleşmeliyiz arkadaşlar. Dertlerden kaçmak bize hiçbir getiri sağlamaz, hiçbir problem sağlamaz. Ve hani içinde bulunduğumuz durum, içinde bulunduğumuz mekan, konum, sosyal ortam bizi dertlenmeye itiyorsa, bizi sorunlarla boğuşmaya itiyorsa o ortamdan da belki uzaklaşmalıyız. Belki ortamı değiştirmeliyiz. Yani bu da aslında bir hani mücadele yöntemidir. Bu da bizi farklı çözümlere iter. Bize aslında dertlerimize, sıkıntılarımıza çözüm olabilir. Ve tabii ki videoyu kapatırken şunu da söylemem lazım ki tedbili mekanda ferahlık vardır arkadaşlar. Zaman zaman mekan değiştirmek, zaman zaman bulunduğumuz ortamı, bulunduğumuz yeri değiştirmek bize aslında iyi gelir. Bizi aslında motive eder. Hem sosyal olarak hem psikolojik olarak sıkıntılarımıza, dertlerimize iyi gelebilir. Bunu da asla unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Dertlerinizle bol bol yüzleştiğiniz, dertlerinizle bol bol oturup konuştuğunuz günleriniz olsun, anılarınız olsun. Tabii ki derdiniz az olsun diyemem. Çünkü derdi biten insanın bu hayattaki mücadelesi bitmiştir. Derdi biten insanın aslında bu hayattaki rızkı, bu hayattaki alacak nefesi bitmiştir. Biz ölene kadar dertlerle mücadele etmek durumundayız. Hepimizin farklı farklı dertleri olacak. Hepimizin farklı farklı sınavları olacak. Ama bu dertlerle mücadele ettikçe, bu dertlerin üzerine gittikçe göreceksiniz ki o derdin içinde şifasını da bulacağız. O derdin içinde şifası da mutlaka dertle beraber aslında gelmiş olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.